Çikolatalı. Ve sınıftaki tek Türk'üm. Onun da bir artısı var. Her şeyden önce ben bu kadar soğuk olduğunu bilmiyordum bu ayda. Ve... Selamlar, bugün neredeyiz? Bugün Londra'dayız. Çikolatayı gösteriyorum. Bir haftadır çantamda şemsiye taşıyorum, daha açmadım. Çikolatanın diyarına geldik diyorum kısaca. Tabii ki öğrencilerimizi komaya sokmadan. Selamlar, bugün neredeyiz? Bugün Londra'dayız. Çikolatanın diyarına geldik diyorum. Kısaca çikolatayı gösteriyorum. Tabii ki öğrencilerimizi komaya sokmadan hafif tatlı şeyler yedirmeye çalışıyoruz. Yanımızda Ayberk Bey var ve aslında burada bir dil eğitimini tercih etmiştik. Ne kadar oldu? İkinci haftamdayım. İkinci haftam bitti. Gayet de memnunum. Çok çok güzel bir şehir. Tarihine sahip çıkan bir şehir. Kendini pazarlamayı bilen bir şehir. Evet. Gayet memnunum. İyi ki gelmişim diyorum yani. Farklı kültürler görebiliyorum. Farklı bir sürü insanla tanıştım. Ve sınıftaki tek Türk'üm. Onun da bir artısı var. İngilizce konuşmaya konuşma pratiği için geldiğim bir eğitimde. Çok da memnunum şu an için. Şimdi aslında ben İngiltere'deki bu tecrübeleriniz nasıl gidiyor diye sorsam. Baştan sona kadar. 2 hafta oldu ama. Benim evde, aile yanında kalmayla ilgili çok ön yargılarım vardı. Çünkü hani Türkiye'de olmayan bir şey. Ve çok tereddütteydim bu konuda. İlk hafta açıkçası ben bir sıkıntı yaşadım kaldığım aileyle ilgili. Hani bu artan enerji fiyatlarından ötürü hiçbir şekilde ısıtıcı açmıyordu evde. Yani duşta sıcak su yoktu. Ev ısınmıyordu. Yani bayağı ilk haftayı neredeyse hasta olma eşiğini de geçirdikten sonra iletişime geçtim ve kaldığım yeri değiştirdiler. Ve şu anki aileden açıkçası gayet memnunum. Hani yaptıkları yemekler olsun, evdeki ısınmaya herhangi bir hiçbir şekilde problem yaşamıyorum şu an için. Onun dışında English Pet okulunu tercih ettim ben. Okulun eğitiminden de gayet memnunum. Lokasyonu kolay, ulaşımı her şeyi kolay. Ama İngiltere'de benim canımı sıkan en çok canımı yakan konulardan bir tanesi toplu taşımanın ücretleri. Yani ben metroyu, underground'ı bu kadar pahalı beklemiyordum açıkçası. İşte otobüs daha mantıklı. Otobüste ulaşım çok daha ucuza geliyor burada. Kesinlikle öyle. Aslında İngiltere, özellikle Londra, yoksa normalde mesela biraz önce de konuştuk, İngiltere'de Edinburgh'a gitmek belki de Londra içindeki seyahatten daha bile uyguna denk geliyor. Kesinlikle. Yani uçak bileti gidiş dönüş 20 pound civarıyken tren bileti niyeyse 100 küsür pound'dan başlıyor. Ve tek yön fiyatı bu. Gidiş dönüş 200 küsür pound'ı gözden çıkarmanız gerekiyor. Şehirler arası, ülkeler arası tren yolculuğu için. Hakikaten öyle. Aslında buradan başka ülkelere de geçiş çok kolay. Özellikle Londra'dan. Onu da konuşuyorduk biraz önce. İşte uçak bileti Londra'dan Barcelona'ya gitmek istediğim zaman 9 euro. Paris'e trenle, otobüsle gitmek istiyorsam böyle çok 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 uyguna mal olabiliyor. Burada seyahat çok farklı bir his. İngiltere'de hoşumuza giden şeyler oldu mu? Yani neler beğendik? Yani 2 hafta oldu. Evet ama şu da çok hoşuma gitti. Yeşil şehirde Londra için konuşuyorum. Yeşilliği çok güzel korumuşlar. Bir şehir planlama var. Yani bir sokağa giriyorsunuz. Bütün binalar yükseklik olarak aynı seviyede. Bir tarihi eserin önünde saçma sapan bir dükkan yok. Hani onun dışında benim en çok dikkatimi çeken buydu açıkçası. Yani zaten inşaat mühendisiyim ben ve binaların mimarisine de çok dikkat ettim. Her girdiğim müzede, metro istasyonlarında mimariye, yapılara dikkat ettim. Ve eski yapıların çok iyi korunduğunu gördüm. Keşke biz de koruyabilseydik. Aslında zaten şehre girdiğiniz andan itibaren sizi büyülemeye de başlıyor. Şehir tarih kokuyor diyebiliriz ya. Gerçekten şehir tarih kokuyor. Londra'dan konuşacağım. İngilizlerle karşılaştık mı? Karşılaştım. Aksandan belli ediyor insanlar İngiliz olduğunu. Hani İskoçyalıyla da karşılaştım. Ama gördüğüm en çok şey, çok fazla Hintli var burada. Yani Hintliyle çok karşılaşıyorum. Özellikle trende, otobüste. Ya konuşmadan direkt anlayabiliyorsunuz aslında bir insanın nereden geldiğini. İskoçu, İrlandalısı, hani
özellikle British aksanı herhalde şeyde, Oxford, Cambridge tarafında gerçekten British aksan var. Doğru. Yani İskoçların aksanından bir şey anlaşılmıyorsa diyorsunuz, bu İskoç. Hiçbir şey anlamıyorsanız bu İskoçtur yani. Market alışverişleri. Market alışverişleri, evet. Market konusunda yani bir 10 poundla 3-4 günlük bir alışverişini yapabiliyorsunuz aslında. Bu da alım gücünü gösteriyor biraz daha. Yani şimdi 10 poundı Türk lirasına çevirdiğim zaman bile aslında Türkiye ile kıyaslanınca market olarak daha uygun bile olabiliyor. Evet. Açıkçası çok da dışarıda yemek yedim burada. Bazı şeyler açıkçası Türkiye ile hemen hemen aynı fiyata denk geldi kuru çevirdiğiniz zaman. Daha ucuz olan şeyler var. 15-20 lira gibi daha pahalı olan şeyler de var. Mesela geçen hafta bir pub'da bir bire patates söyledik. 7,5 pound ödedim. Hani Türkiye'de de hemen hemen o parayı öderdim diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle oluyor. Yani hani bazen diyoruz uf onların parası çok değerli. İşte pound cinsinden ne yapacağım? Nasıl eğitim almaya gidiyorum ama neyle karşılaşacağım? İşte bütçemi çok fazla aşar mı gibi endişeler oluyor. Bu endişeler çok normal çünkü kur olarak çok fazla gözüküyor. Ama İngiltere'de Türkiye'de olan kriz gibi bir kriz olmadığından eskiden belki Türkiye'de hani Türkiye'de eskiden bir McDonald's'ta yemek yemek 15-20 liraydı. Şu an bilmiyorum ne kadar. Ben uzun zamandır gitmiyorum açıkçası ama Big Mac'in 180 küsür lira olduğunu reklamlarda gördüm. Ben burada Big Mac ne kadar desem? Gitmedim. Yani ben tercih etmiyorum o tip restoranları. Ama bir kafede ben bozuk parayla hesap ödedim. Yani ben bozuk parayla bir kahve, bir kurabiye alabildim burada. Ben Big Mac'in fiyatını söyleyebilirim çünkü gidiyorum. Big Mac'in fiyatı 3.69 pound. Yani hakikaten komik diyorum. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Aynı bile değil. Yani hiç yan yana koyamıyorum. 50 pound'a neredeyse iki haftada tek yaşayan bir kişiyseniz 10 günlük falan bir market alışverişiniz yapabiliyorsunuz yani. Dolayısıyla birazcık hani cepleri yakan bir tutar. Doğru ama inanılmaz büyük bir deneyim. Yani orada Harry Potter'ın çekildiği trenlere girebiliyorsunuz. Yine asayla büyü yapıyorsunuz. Bir şeyler söylüyorsunuz. Kapılar açılıyor. O işte mesela çarşıları vardı ya onların. O çarşının içerisine gidebiliyorsunuz. Siz bir iksir buluyorsunuz. Onu şey yapıyorsunuz. Deneyimleyebiliyorsunuz. Kokteylleri yine aynı şekilde o elmalı biralarım vardı. Şekerli. Cider'ları. Cider mı? Balkabağı birası. Böyle bir şeyler vardı. Evet, yani ondan mesela içebiliyorsunuz. Türkiye'de de Harry Potter'la alakalı yerlerde var zaten onlar. Köpüklü köpüklü tatlı alkolsüz veriyorlar Türkiye'deki Harry Potter kafelerinde şu anda. Ama yine de hepsini böyle deneyimleyebilmek inanılmaz farklı hissettiriyor. Sanki orada o an o filmin içerisindeymişsiniz gibi. Tabii bir deneyim olduğu için azıcık pahalı olabiliyor. Evet, ben daha gitmedim. Ama planlarım arasında yani bilmiyorum. Birkaç kişiyi sürükleyebilirsen peşimden gitmeyi düşünüyorum açıkçası. Biliyorsunuz YouTube'a her gün video hazırlıyoruz ve videolarımızın konularını sizin yorumlara sorduğunuz sorulardan belirliyoruz. Bunun için merak ettiklerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Yurt dışına ışınlanmak için ise aşağıda bıraktığımız linke tıklayıp yurt dışına ışınlanabilirsiniz.